Herkese selam. Arkadaşlar, bu bölümde biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Çünkü Yeşilçam'a bir girdik, ondan sonra çıkamaz hale geldik. Zira o kadar geniş ki Yeşilçam, o kadar bütün insanların hayatında o kadar önemli bir yeri var ki, konu bitmiyor. Konu konuyu açıyor. Bazı sorular oluyor, onlara cevap veriyoruz falan. İş uzuyor da uzuyor. Tabii bırakacak değiliz. Benim de çok sevdiğim, çok ilgilendiğim yakınan bir konudur Yeşilçam, Türk sineması. Ama bugün dedim biraz konuyu değiştirelim. Bu son günlerde olan biliyorsunuz bir zam fırtınasına yakalandık. Bütün insanlarımızı etkiledi tabii bu. Bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı. Sokağa çıkıyorsunuz o konu, eve geliyorsunuz o konu. İnsanları epeyce etkiledi, bayağı etkiledi. Onunla ilgili şeyler var kafamda. Her şeyden evvel şunu düşünüyorum. Bir insan ne için yaşar? Yaşadığı süre boyunca ne ister? Bunu ülkemizden bir insan olarak düşünmek lazım tabii. Diğer ülkeler gibi düşünemeyiz. Bir insan önce insan gibi yaşamak ister. İnsani vasıflara uygun olarak yaşamak ister. Nedir bu? Ülkemizde, günümüzde nedir ihtiyaç? Bir evim olsun, başımı sokabileceğim. Ayağımı yerden kesen bir arabam olsun. Bu araba dediğiniz zaman eskiden lükse giriyordu ama araba artık lüks değil, ihtiyaç. Yani arabasız adım atamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir arabam olsun, çocuğum varsa güzel bir okulda okusun, iyi bir tahsil yapsın. Ben de en azından karnım doysun, üstüme başıma da bir şeyler alayım arada. Yazında bir hafta 10 gün bir tatil yapayım. Bütün hedef bu. Ve maalesef bu hedefe ulaşamayan milyonlarca insanlar var. Ülkemizde özellikle bu hedefe ulaşamayan milyonlarca insan var. İnsani yaşamın şartı buysa bunu bütün insanlarımızın kavuşması lazım bunlara. Bunlar çok acayip şeyler değil. Hiç kimse arabayı Ferrari falan istemiyor. Benim evim Boğaz manzara olsun demiyor. Çocuğum en güzel özel okulda okusun demiyor. Efendime söyleyeyim ben her sabah bal baklava yiyeyim demiyor. Onun da bir şeyi var. Kendine yetecek kadar bir şey oldu mu yeter. Eyvallah diyor insanlar. Aslında bizim insanımız çok kanaatkardır. Eyvallah yeter. Allah'a şükür deyip gitmesini bilir. Ama bunların hiçbir tanesi olmayınca hep sıkıntı, hep sıkıntı, hep sıkıntı. Ondan sonra dönüp bakıyorsunuz hastane sıraları uzamış gidiyor. Bütün dertlerin, bütün hastalıkların başı moral bozukluğu, strestir. Sabahleyin düşünün ki, sabahleyin bir adam kalkıyor, cebinde 5 kuruş parası yok. Ay başını getirememiş. Oraya buraya borcu var. Ev kirasını nasıl ödeyeceğim? Çocuk okula gidecek, cebine nasıl harçlık koyacağım? Akşama eve gelirken elim nasıl boş geleceğim? Bunları düşünen bir adamda sağlık beklemeyin. Sağlıklı yaşam için spor falan. Ya bu adam zaten spor yapıyor. Hayatı spor adamı. Onun için her şeyin başı, sağlığın da başı para. Napolyon'un dediği gibi para para para. Para varsa dert yok. Ha parası olup hasta olana da iyi. Var tabii. Benim söylemek istediğimi anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Sıkıntılar içerisinde yoğrulan bir insandan siz fazla sağlık ve iyi bir düşünce beklemeyin. Yani insanları kötü şeylere de iten gerçekten ekonomik sıkıntılar darlığa düşmektir. Yani bir atasözü var. Aç köpek fırın yıkar diye. Onun için maalesef bu sıkıntılar insanları hasta da ediyor. Her türlü şekle de sokabiliyor. Benim daha önceki bölümlerde anlattığım dolandırılma hikayelerinde de dara düşen adamların yaptığı şeyler bunlar. Yani yakışır mı? Yakışmaz. Şimdi ben dara düştüm diye gidip arkadaşımı falan çarpmam. Veya gidip de birisinden hırsızlık yapmam. En azından istemek çok zordur. Gerçekten çok zordur. Çok çok zordur ama en azından gidip bir yerden bir şey isteyebilirim. Oraya gideceğim. Ama her insan aynı değil tabii. Herkesin karakteri, yapısı değişik. Şimdi oradan girdik konuya, zam fırtınasından falan. Yani insanların, görüyorsunuz sokaklarda bir telefonunu çıkart, yok bilmem neyini çıkart, giydiğin ceket kaç para falan gibi laflar var. Bir de işte nereye gitsek, AVM'ler dolu, trafik böyle kalabalık, insanlar üst üste. Ya kaç kişi bu insanlar? AVM'lerdeki toplam, sabahtan akşama kadar full de olsa, bir İstanbul şehrinde kaçta kaçıdır o yaşayan insanların? Yani orası dolu, burası dolu diye bir şey yok. Türkiye 87 milyon. Bu sıkıntıları görmeyip de
İnsanlar geziyor işte, bak araba halen gidiyor falan, benzin pahalı, niye kullanıyor? Ne yapacak adam ya? Onların çoğu mecburen bir şey taşıyan, bir şey götüren, servis çeken falan insanlar. Onu da mı yapmasınlar? Yani insanlar, bir şey reklamı vardı, bir gazoz reklamı vardı. İnsanlar iyi şeylere layıktır diye. Bütün insanlar, sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşayan bütün insanlar bu dünyaya geldiyse, doğduysa, büyüdüyse iyi şeylere layıktır. Herkesin bu dünyada bir oh çekip rahat rahat oturup yaşamaya hakkı vardır. Afrika'daki rezaleti görüyorsunuz, kepazeliği. Çocuklar açlıktan ölüyor ya. Burada millet parayla oynarken dünyanın çeşitli yerlerinde çocuklar açlıktan ölüyor. Süt bulamıyorlar, su bulamıyorlar. Ama dünya adaletsiz ha, konuşmaya geldi mi? Dünya adaletsiz dünya. Adaletli hale getirmek için ne yaptık? Onu düşüneceğiz. Onun için başa dönüyorum. Bir insan yaşadığı müddetçe ne ister, ne bekler hayattan? Bir sefer gururlu, onurlu bir şekilde yaşamak ister. Hiç kimseye boyun bükmemek ister. Şerefinden, gururuyla yaşamak ister. Bunun da insani bazı şartları vardır yaşamanın da. Saydığım gibi başını sokacak evi, bir arabası, varsa çocuğunu okutacak parası, yazında bir hafta tatil. Budur bütün istenen şey. Bütün hedef budur. Bunu da yapamıyorsa bir insan, yazık. Çok yazık. Çoğumuz da bunu yapabiliyor muyuz? Hayır. Üzüntüm ve sıkıntım bu. Son zamanlarda hayat şartlarının daha da ağırlaşması bunları daha da kötü hale getirdi. Ve gitgide daha aşağı gidiyoruz. Yani bunun çözümleri nelerdir, ne yapılması gerekir? Bunu bize zaten soran yok. Kimseye de soran yok. Bir düzen tutturmuş, gidiyoruz bakalım. Allah sonumuzu iyi etsin diyorum. Ama dünyaya bir sefer geliniyor. Bir daha bir gelme şansı yok. O bir sefer geldiğimiz zaman da bütün insanlar, sadece Türkiye'deki değil, dünyada yaşayan bütün insanlar, herkes iyi yaşasın, insani şartlarda yaşasın, rahat yaşasın. Bunu istiyoruz. Başka istediğimiz bir şey yok. Bu sıkıntıyı dile getireyim dedim. Çünkü beni çok sıkan konu bunlar. Etrafımızda da görüyoruz. Kendimiz de yaşıyoruz. Bizde bir elimiz yağda, bir elimiz balda bir durumumuz yok. Keşke olsa, insanlara faydamız daha çok olsa, herkesin elinden tutabilsek, ama maalesef kendimiz elimizden tutulacak hale geliyoruz gitgide. Allah herkese kolaylık versin. Her şeyden evvel Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Kardeş kardeş, birbirimizi kırmadan, dostane bir şekilde yardımlaşarak yaşayalım en azından. Birbirimize düşmanlık yapmayalım. Dost olalım. Birlikten kuvvet doğar. Bugünleri böyle aşarız diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.